İlk dersimizde iş, oluş, durum fiillerini işlemiştik. Bu dersimizde de konunun devamı olan fiillerde keep konusunu işleyeceğiz. Öncelikle iki ana başlığımız var. Birincisi haber keepleri, ikincisi dile keepleri. Bu iki keep'i birbirinden ayıran asıl konu, asıl bölüm haber keepleri zaman bildirir, dile keepleri zaman bildirmezler. Her ikisinin de dört tane alt başlığı var. Haber keepleri zaman bildirir dedik. Bunlar yükleme geldiğinde geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman bildirirler. Dile keepleri de cümleye gereklilik, istek, şart ve emir anlamı katarlar. Burada bizim bunların eklerini de iyi bilmemiz gerekir. Mesela yüklemde dıdı gördüğümüzde bunun görülen geçmiş zaman eki olduğunu, mış gördüğümüzde duyulan geçmiş zaman eki olduğunu iyi bilmemiz gerekir. Şimdiki zaman ekimiz yor, gelecek zaman ekimiz acak ecek, geniş zaman ekimiz de ar er ya da olumsuzu olan mazmez. Gereklilik kipinin eki malım eli, istek kipinin eki ae, bazı yerlerde alım elim şeklinde de karşımıza geliyor. Şart eki de sa se şeklinde. Emirin herhangi bir kipi yok. Zaten cümlede işte yap, gel, kalk, otur şeklinde kelimeler kurduğumuzda onlar hiçbir şekilde ek gelmiyor. Bu şekilde kavram haritamıza baktığımızda bunları iyi bilmemiz gerekir. Sol tarafta olan haber kipleri zaman bildirir. Sağ tarafta olan dile kipleri zaman bildirmez. Bunları bu şekilde ayıracağız. Ekleri çok iyi bilmemiz gerekir. Şimdi fiillerde zaman dedik. Zaman eklerinde şimdiki zaman, geçmiş gelecek ve geniş zamanı kapsayan bir haritamız var. Şimdi bunlarla ilgili bir etkinlik çözeceğiz. Hangisi zaman bildiriyor, hangisi bildirmiyor şeklinde bir etkinliğimiz olacak. Bu etkinliğimizde verilen cümlelerde zaman anlamı taşıyan ya da taşımayan fiilleri bulacağız. İlk örneğimizde ödevlerini tam zamanında yapmalısın. Malım eli'yi gördük burada. Malım eli'nin gereklilik kipi olduğunu bileceğiz. Gereklilik kipi de zaman anlamı taşımayan bir fiil olduğunu bilmemiz gerekiyor. O zaman burada hemen diyeceğiz ki ilk örneğimiz zaman anlamı taşımaz. Sınav sonuçları yarın açıklanacak. Acak ecek fiili gördüm. Acak ecek gelecek zaman kipidir. Gelecek zaman kipi olduğu için zaman anlamı taşır diyeceğiz. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Your kipini gördüm. Şimdiki zaman ekidir. Şimdiki zaman eki olduğu için zaman anlamı taşır diyoruz. Odanı bir an önce topla. Ne yaptı burada? Bize bir emir verdi. Emir kipi zaman anlamı taşımadığı için hemen zaman anlamı taşımaz diyoruz. Keşke lapa lapa kar yağsa. Yine burada herhangi bir zaman anlamı görmüyoruz. Bir sase dilek gibi gördük burada. Dün arkadaşlarımla buluştum. Ne zaman buluştum? Dün. Geçmiş zamandan bahsettim. Dıdı görülen geçmiş zaman. Yani zaman anlamı taşır. Sıradaki etkinliğimize de haber kiplerini daha detaylı bir şekilde göreceğiz. İlk örneğimizde her akşam en az 20 sayfa kitap okurum. Okurum yüklemimizde RR kipini gördük. RR bize geniş zaman anlamı katacaktı. İstediğin evrakları masana bıraktım. Dıdı geçmiş zaman eki gördüm. Dıdı görülen geçmiş zaman ekidir. Bebek odada mışıl mışıl uyuyor. Yor ekini gördüm kipimde, yüklemimde. Yor şu anda yapılan bir işi gösterdiği için şimdiki zaman diyorum. Ablam İzmir'den hediye getirmiş. Getirmiş geçmiş zaman eki ama mış duyulan geçmiş zaman ekidir. Onun ayrımını unutmayalım. Bu filmi en kısa zamanda izleyeceğim. İzleyeceğim yüklemim acak ecek gelecek zaman kipidir. Hemen işaretledik gelecek zaman. Herhangi bir karar alırken mutlaka aileme danışırım. Ne zaman danışırım? Herhangi bir karar alırken her zaman danışırım. Her zaman yapılan bir eylemde geniş zaman kipi olur. Bana tavsiye ettiğiniz kitabı okudum. Okudum dıdı geçmiş zaman kipini gördüm. Ama görülen geçmiş zaman diyeceğim. Dıdı görülen geçmiş zamandır. Çocuk durmaksızın konuşuyor. Yor şu anda yapılan bir eylemi gösterir bize. Yani
şimdiki zamanı gösterecek. Öğretmenimiz sınav sonuçlarımızı yarın açıklayacak. Acak ecek kipini gördüğüm yerde gelecek zaman diyeceğim. Arkadaşlarım dün beni aramış. Geçmiş zaman yine mış mış ekini gördüğüm yerde ama duyulan geçmiş zaman olduğunu unutmayalım. Sabahları sahilde yürüyüş yaparım. Her sabah yürüyüş yaptığına göre sürekli yapılan bir eyleme ben geniş zaman diyeceğim. Annem mutfakta börek yapıyor. Annem şu anda mutfakta börek yapıyor. Şu anda yapılan bir eylem olduğu için şimdiki zaman diyeceğim. Yarın kuzenime mektup yollayacağım. Acak ecek kipini gördüm ve yarından bahsediyor zaten. O zaman gelecek zaman kipini.